Yani şimdiye kadar 513 milyar dolar borç faizi ödemiş AK Parti hükümetleri 20 Evet. senede. Ve orta vadeli Ne kadar dediniz 20 senede? 513 milyar dolar. Evet. Yani tabii bunu dile kolay gerçekten. İnsan bunun sıfırlarını bile tam doğru olarak hele TL'ye çevirinde yazabilir mi? Mühendis olarak siz bile yapamazsanız. Biz bile yapamazsak biz vatandaş ne yapsın? Yani 513 milyar dolara belki 2 tane 3 tane Türkiye Cumhuriyeti daha baştan kurarsınız. Korkunç bir para. Evet. Ve diyor ki 3 sene daha iktidarda kalırsam bir 852 milyar lira daha ödeyeceğim. Orta vadeli ekonomi programda 2022, 23 ve 24 yılı faiz ödeme hedeflerini koymuş. 852 milyar lira da döviz 9,5 lirada kalırsa, döviz 15 lira bugün. Yani bu aslında 1,5 trilyon demektir. E şimdi 513 milyar dolar ödedin. 1,5 trilyon lira daha ödeyeceksin. E zaten esnafa, emekliye, işçiye, memura bir şey kalmadı faize giden paradan. İkincisi bu yap işlet devret projeleri. Yani 13 evet. tane şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırmışlar. Nereden çıkartıyorum bunu? İşte Balıkesir Devlet Hastanesi'nin evet. Cumhurbaşkanlığı şeysinde muhalefet milletvekilleri de bunu çıkarttılar. Cumhurbaşkanlığı yatırım raporunda, resmi raporda maliyeti ortada. Yatak başına 690 bin lira. Toplam şehir hastanelerinin yatağı kaç tane? 17.842 yatak. Çarpıyorsunuz 12,5 milyar lira yapıyor. Ya 12,5 milyar liraya tam teşekküllü bir devlet hastanesi yapılabilecekken 13 tane. Siz 54,5 milyar lira ödüyorsunuz bu şehir hastaneleri için müteahhitlere. Ne demek bu? 13 hastane yaptım. 13 hastaneyi 57 hastane parasına yaptırdım. Zaten milyarlar gitti. Dolayısıyla vatandaşa yine para kalmadı. Evet. Gider kalemlerinden bahsediyor. Üçüncüsü de tabii kamudaki israf. Yani siz bürokratlara 7 maaş verdiğiniz zaman yine millete para kalmıyor. 10 milyonluk zırhlı makam araçları bakanlarımızda millete para kalmıyor. Milyarlık protokol masrafları, milyarlık makam uçakları. 3 tane bu canavarımız var, gider kalemimiz. Bir faiz giderleri, ikincisi bu yap işlet devret projeleri. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarma olarak ifade ediyorum ben onu. Üçüncüsü de israf. Şimdi bir de kur korumalı mevduat çıktı.